Roma'da gladyatör savaşlarının nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor. Fakat tarihçiler bunun Romalıların bir icadı olmadığı konusunda birleşmişler. Ama buna rağmen Roma'nın kuruluş efsanesinde Romulus ve Remus kardeşlerin kentin kuruluş yeri konusunda kavgaya tutuştuğu ve Romulus'un kardeşini öldürdüğü anlatılmaktadır. Habil ile Kabil'den beri insanların birbirleriyle ölesiye dövüştüğünü düşünürsek hayli karmaşık bir konu olduğundan bunu geçsek iyi olacak. Antik dünyadan bahsedildiğinde aklımızda canlanan ilk görüntülerdendir. Arenada birbirleriyle ölesiye dövüşen gladyatörler. Bunun yanında antik dünya neresi diyenler de olabilir tabi. Şaka bir yana, izleyici oranı hayli yüksek arenalarda kalabalığın fantezisi ya da imparatorun zevki için ölümüne dövüşen erkek köleler olarak bilirdik bu dövüşçüleri. Dövüşü kazanan bütün like'ları topladığı gibi paçayı kurtarır. Yenilen garip de dislike taşlamasına maruz kalır ve büyük ihtimalle katledilirdi. Bildiğimizin aksine gladyatörlerin tümü erkeklerden oluşmazdı. Kadınlar da gladyatör olarak dövüşürlerdi. Tarihi bulgular ender görünse de kadın gladyatörlerin varlığını kanıtlamaktadır. Kadın gladyatörlerin varlığına somut kanıt oluşturan en güçlü veri, British Museum'da sergilenen, milattan sonra 1 ya da 2. yüzyıla tarihlenen Halikarnassos'ta bulunan mermer kabartmadır. Halikarnas'ta yani Bodrum'da bulunan tabletinde İngiltere'de ne gezdiğini kendimize bir sormamız lazım. Savaşçı kadın olgusu garip gibi görünse de eski çağlarda kadın savaşçıların var olduğunu biliyoruz. Viking kadınlar bu duruma güzel bir örnektir. Roma imparatorları Nero ve Domitianus kadınlardan oluşan gladyatörleri olağanüstü şenliklerde dövüştürmüştür. Hatta öyle ki Domitianus kadın gladyatörleri ateşten meşalelerle ve cücelerle birlikte ya da cücelere karşı dövüştürürdü. Bunlarla birlikte yırtıcı hayvanların da olduğu dövüşler de olurdu. Dövüşler sırasında meydana gelen yaralanmalar ve ölümler kalabalığın coşkusunu en üst seviyelere taşırdı. Her insanın içinde bulunan baskıladığı vahşet arzusu bir anda serbest kalıverirdi. Kadınların cücelerle birlikte dövüştürülmeleri, annelik duygularına ve savaşçı yanlarına can sıkan garip bir vurgulamaydı. Kadın gladyatörlerin şenliklerin son saatlerinde dövüşmesi, onların saygın dövüşçüler olduğu anlamının yanında seyircilerin cinsel dürtülerine de bir uyarıcı niteliğindeydi. Arenada kadınları dövüştürmek her ne kadar eşi benzeri olmayan bir uygulama olsa da çok fazla ilgi gördüğünden bu dövüşçüler günler öncesinden ilan edilirdi. Bir süre sonra bu durum öyle bir hal aldı ki özgür, varlıklı kadınlar heyecan uğruna arenalarda dövüşmek için can atar oldular. Sırf bu durumu sınırlamak ve engellemek için Roma'da kanunlar çıkartıldı. Bu kanunların biriyle yüksek zümreden olan ailelerin 20 yaş altı kızları bu şenliklere izlemek için bile katılamıyordu artık. Sınırlamalar yıllar geçtikçe arttı ve en sonunda İmparator Septimus Severus, milattan sonra 200 yılında çıkardığı bir yasayla kadınların arena dövüşmesini yasakladı. Roma'da gladyatörler toplumun en alt tabakasıydı. Dirençleri, dövüş teknikleri, kuvvetleri, karizmaları ve korkusuz oluşları yönünden kıskanırlardı. Fakat buna rağmen hor görülür ve küçümsenirlerdi. Bu dövüşçülerin hayatları garip bir paradokstur. Şu anda da değişen pek bir şey yok aslında. Dövüşün her çeşidi günümüzde milyonlarca kişi tarafından büyük ilgi görüyor. Bu dövüşlerde ölenler sakat kalanlar oluyor. Yolda iki kişi kavga etse geçip karşısına seyredip komik duruma düşene günlerce gülmez miyiz? Hayvanları dövüştüren, çocukları dövüştüren, böcekleri dövüştüren, dövüş oyunları, dövüş filmleri üreten bizler değil miyiz? Biz insanlar buyuz, doğamızda var. Toplumun bize dayattığı rolü oynuyoruz. Dayatmalar ortadan bir anlığına bile kaybolduğunda da doğamıza dönüveriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.